Faruk Sarıaslan'ı kürsüye davet ediyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin değerli temsilcileri, Selçuk ailesinin değerli temsilcileri, sayın milletvekilleri, ilçe başkanı, il yönetim üyeleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Selçuk ailesinin anma gününde yeniden beraberiz. İlhan Selçuk ve Tiran Selçuk, Türk aydınlanmasının önde gelen isimlerindendir. Mezarlarının burada olması tesadüf değil. Türk aydınlanması 1300'lü yıllarda Hacı Bektaşi Veli'nin atmış olduğu tohumlarla başladı. Bu tohumlar serpildi, fidan oldu, ağaç oldu, çınar oldu, Türkiye'nin her yerine yayıldı. Bu toprakların 1300'lü yıllardan sonra bir özelliği, şimdi savunulan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1300 yıl önce burada söylenmiş olması. Kadın haklarının burada söylenmiş olması. Hoşgörünün, toleransın burada yeşermeye başlaması. Şimdi zaman zaman her ülkede, her toplumda bulutlar esebilir, karanlıklar olabilir. Ama bu aydınlanmanın önüne hiçbir şekilde hiç kimsenin gücünün yetmesi mümkün değil. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Şimdi günümüzde de çöl rüzgarlarından esen, aydınlığın üzerini kapatmaya çalışan kumlar olsa da Türk halkı, bizler, Atatürkçüler, devrimciler hep beraber bu fırtınanın üstesinden geleceğiz. Yeniden Anadolu'yu yeşerteceğiz, çiçekler açacak, hoşgörü olacak, tolerans olacak. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.